Konya otomotiv sektöründe Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri. Bunu hep vurguluyoruz çünkü otomotiv yan sanayinin aslında bir anlamda başkenti Konya. Büyük araçlar için kompresör üreten Yıldız Pul Genel Müdürü Seyit Acar hem Konya hem sektörün gelişimine bakın nasıl açıkladı. Türkiye'de otomotiv yan sanayi sektörünün lokomotifi haline gelen ve Türkiye'nin en büyük metal işleme kapasitesine sahip olan Konya, otomotiv sektöründe büyüme trendini hızla devam ettiriyor. Son 10 yılda Konya'da otomotiv sektörü büyük gelişme gösterdi. Gerek tezgah yatırımları, gerek teknolojiye yapılan yatırımlar, gerekse yeni pazarlar açısından güzel şeyler olmaya başladı. Ve kaliteli ürünler ortaya çıkmaya başladı. Güzel şeyler oluyor Konya'da. Güzel yatırımlar, güzel ürünler, yeni ürünler, her şey var. Otomotivde bütün ürünleri üretebilecek tesislere sahip Konya'mız şu anda. Üretiminin %80'ini 72 ülkeye ihraç eden Yıldız Pul, ticari araçların havalı fren sistemleri için kompresör ve yedek parçalarının üretimini yapıyor. Firmamızın kuruluşu 1968 yılı. Babam İsmail Acar ve ustası Seyit Mehmet Güreler tarafından kuruldu. 1988'e kadar bu şekilde devam etti. 2000 yılına kadar biz pul imalatı yapıyorduk. 2000 yılından sonra piyasanın koşulları değişerek bizi saç parça üretimine yöneldik. 2006 yılında ilk katıldığımız İstanbul Fuarı'ndan sonra büyük araçlar, ticari araçlar için kompresör parçaları yapmaya başladık, üretmeye başladık. İlk önce tamir takımlarını yaptık. Daha sonra plate, kapak ve komple kompresöre girdik. Firma, aracın hava almasını sağlayan, aracın akciğerleri olarak adlandırılan kompresörleri üretiyor. Ürettiğimiz kompresörler büyük araçlarda, ağır ticari araçlarda, kamyon, otobüs ve tır grubunda aracın fren, debriyaj, körük ve hava ile ilgili her yerinde aracın akciğeridir. Hava üreten mekanizmasıdır. Bu araç hava, bu ürettiğimiz kompresörler hava üretmek zorunda. Hava olmadan araç yerinden hareket etmez. Fren çalışmaz, debriyaj çalışmaz ve hiçbir şekilde kabin çalışmaz. Dolayısıyla aracın akciğeridir. Ürettiğimiz parçalar sürekli araca hava temin etmek zorundadır. Bir nevi içten yanmasız motordur. Kranktan aldığı hareketle hava üretir ve aracın sürekliliğini sağlar, çalışmasını sağlar. Kompresör araçlarda hayati önem taşıyan çok hassas bir parça. Firma bu bilinçle üretim yapıyor. Kalite çok önemli. Can, önemli olan can. Yani can taşıyor. Bütün otobüslerde, kamyonlarda, tırlarda önemli bir parça. Ürettiğimiz parça yüksek hassasiyeti ve riski olan bir parça. Bunun için kaliteli üretmek zorundayız. En ufak hatayı götürebilir şeyi yok. Yan bir parça değil, ana bir parça üretiyoruz. Vadem markasını 133 ülkede tescil ettiren firma, Made in Turkey marka ürünlerini dünyanın dört bir tarafına gönderiyor. Ürünlerimiz şu anda dünyanın 72 ülkesine ihracatını yapıyoruz. Markamız dünyanın 133 ülkesinde 4 sınıfta tescilli şu anda. Güzel bir kaliteli ürün yapıyoruz. Yurt dışından sürekli misafirlerimiz geliyor. Ürünlerimiz kaliteli. Bütün üretimdeki, imalattaki tüm periyod, tüm süreçlere hakimiz. Kalitemiz güzel bir seviyede. Ve bu yılda hedefimiz olan Ar-Ge merkezi projemiz yılbaşından itibaren start veriyoruz. Kendi tasarımı bize ait olan ürünler üretmek. Üretimimizi dünyanın 5 kıtasından 4'üne yapıyoruz. Güney Amerika pazarı en büyük pazarımız. Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya ihracatımız var. İç piyasada şu anda ciromuzun %80'ini ihracattan karşılıyoruz. %20'sini de iç piyasadan karşılıyoruz. Türkiye'nin en ücra köşesine kadar ürünlerimiz gidiyor. Son 5 yılda teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını belirten Seyit Acar, bu sayede kalitede devamlılığı sağladıklarını söyledi. Son 5 yıldaki firmadaki değişim müşteri odaklı. Yani biz fuarlara katıldık. Fuardan gelen talepler doğrultusunda müşterilerimiz bizden daha yeni ürünler yapmamızı istediler. Ve bu müşterilerimize cevaplarına hitap etmek, yani isteklerine cevap vermek için yatırım yaptık.
güzel bir makine parkurumuz var, iyi bir kalite kontrolümüz var. Profesyonel, Konya dışından da profesyonel arkadaşlarımızın, yani amatör kadromuza profesyonel takviyelerle güzel bir yere geldik. Daha da geleceğiz. Daha şu anda işin başındayız. Daha alacağımız çok mesafe var. Yapmak istediğimiz çok şeyler var. Amaç kaliteli ürün sürekli hale getirmek, sürekli üretmek, sürekli kaliteli bir şeyler yapmak. Ve bu konuda da daha alacağımız çok mesafe olduğuna inanıyorum. Daha yolun başındayız. Evet Veda Öztürk, sen şimdi bana yayından önce otomotiv yan sanayi ile ilgili bir başarı öykümüz var deyince ben hemen diyorum ki Konya'dan mı geliyor? Aynen öyle. Konya bu sektörün başkentlerden bir tanesi. Bir şaşırtıyor beni. Evet, Bursa ile beraber. Konya o kadar farklı üretim yapabilecek ve makine parkuru olarak çok geniş bir bölge ki Sami, Türkiye'nin Çin'i deniyor. Her çeşit ürün otomotiv sektöründe Konya'da üretebiliyor ve dünya markalarına üretim yapan firmalarımız bunlar. Türkiye ihracatının önemli merkezlerden bir tanesi Konya. Şimdi mesela bu firmada Sami, 1968 yılında küçük bir atölyeyle kurulan, iki kişinin kurduğu bir firma. Bugün 133 ülkesinde Vadem markasını tescil ettirmiş. Kendi markasını tescil ettirmiş 133 ülkede. 72 ülkeye ihracat yapıyor. Burası çok önemli bir ayrıntı bakın. 72 ülkeye ihracat yapmasına rağmen 133 ülkede kendi markasını, Vadem markasını tescil ettirmiş. Bu da firmanın vizyonunu gösteriyor. Çünkü üretimin %80'ini ihraç ediyor. Ben bu ürünü fason üretimiyle değil, en büyük ayrıntı burada, kendi markam, Vadem markamla yapmak istiyorum diyor ve 133 ülkede tescil ettiriyor. Bu örnek bir davranış. Çünkü Türkiye'de hep bunu istemiyor muyuz biz? Evet, yani kendi markalarımızla ihracat yapalım ve o pazarlarda olalım demiyor genelde muyuz? Genelde fasoncular ama bu firma bunu seçmemiş. O yüzden Seyit Bey'i ben tebrik ediyorum. Çok önemli bir ayrıntı yakalanmış. Made in Turkey marka, imzalı Vadem markalarını 133 ülkede tescil ettirmesi farklı bir davranış. Ben birlikte beraber yüzlerce, belki bin tane tesise girip çıkmışızdır. Laboratuvar gibi bir tesis gerçekten ağır bir sanayi olmasına rağmen tertemiz ve çok muazzam bir makine parkuru var. Öyle ki gıpta ile gösterilebilen örnek tesislerden bir tanesi. Tabii. Çünkü ve gerçek anlamda şunu söyleyeyim Sami, son olarak Ar-Ge ve tasarıma bu kadar bütçe ayırabilen Anadolu'da ender firmalardan bir tanesidir. Laboratuvar yatırımlarını görünce zaten herkes ne demek istediğimi anlar, sektörü iyi bilenler. Evet, kalitede sürekliliği yakalamak için ciddi bir makine parkuruna ve insan yatırımına ihtiyaç var. Bunu yapmış firma ve bu özelliğiyle de ön plana çıkıyor. Kalite artı değil, olması gereken bir özellik diyen Seyit Acar, kalitede sürekliliği sağlamak için teknolojiye, Ar-Ge'ye ve insana yatırım yaptıklarını belirtti. Teknolojik makinelere yatırım yaptık. Biz sürekliliği, kalitede sürekliliği sağlayabilmek için yatırımlarımızı iyi yapmamız gerekiyor. Süreklilik çok önemli. İnsanlar hep şu beklenti var. Biz yurt dışına ihracat yaptığımız yerlere hiçbirine numune göndermeden sipariş alamadık. İnsanlarda hep şu beklenti var. Birinci parti veya numune güzel gelecek, arkadan bozulacak. Ama müşterilerimiz bizde çalıştıktan sonra gördü ki 6 yıldır, 7 yıldır çalıştığımız müşterilerimiz var. Kalitemizde en ufak bir düşme yok ve artma var. Kalite artık bir artı değil. Olması gereken şey. Ve şu anda yurt dışından, Brezilya'dan, Güney Amerika'dan, Afrika'dan, Rusya'dan, Kuzey Amerika'dan, Orta Doğu'dan misafirlerimiz sürekli ziyarete geliyor. Sürekli bizim gelişmeleri görüyor ve memnun oluyorlar. Yani biz kazandığımızı işimize yatıran bir firmayız. Kazandığımızı teknolojiye, insana yatıran bir firmayız. Dolayısıyla bu direkt bizim satışlarımıza, ihracatımıza yansıyor. Firma, teknolojiye yapılan yatırımın yanında insana yatırıma da önem veriyor. Çalışanlarımıza sürekli eğitim aldırıyoruz. Çalışan çok önemli. Ne kadar bina yatırımı da yapsanız, makine yatırımı da yapsanız çalışan çok önemli. Gerekli eğitimleri arkadaşlar alıyorlar. Konya'da nitelikli eleman konusunda sıkıntılarımız var. Bunun için de biz bu konuyu Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan konusunda yetkin arkadaşlarla çözdük. Ve kendilerinden gayet memnunuz. 2 yıldır, 3 yıldır firmamızda olan arkadaşlarımız var. Güzel, bu konularda eğitim almış insanlarla, bilgili insanlarla çalışmak firmamızı her zaman bir adım ileri götürüyor. 230 kişiyi istihdam eden firma, yeni yatırımlarla ülke ekonomisine daha çok döviz kazandırma hedefinde.
Mevcut yerimizde 230 çalışanımızla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 yılında devreye alacağımız yatırımla beraber toplam 400 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Hedeflerimiz arasında amaç ülkeye döviz kazandırmak, istihdam sağlamak, vergi ödemek. Bunları sağlayıp tamamen kayıt içinde olan bir firmayız. Çalışanlarımızla beraber büyük bir aile olmak istiyoruz. Şu anda mevcut çalışanlarımız firmada 17 yıl, 20 yıl, 25 yıl olan arkadaşlarımız var. İleride bu inşallah bu arkadaşların çocukları, onların torunları, bizim çocuklarımız bu ailenin sürekli büyüyerek devam etmesini istiyoruz. Amaç yine ülkeye ihracat yapmak. Bizim Türkiye olarak ihracat yapmamız gerekiyor. Yurt dışına mal satmamız gerekiyor. Biz sanayici olarak bunu yapmak zorundayız. Bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Bu ülkenin suyunu içiyoruz. O yüzden dürüst bir şekilde vergimizi ödeyerek bize olan bizim topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirerek güzel bir sanayici olmak istiyoruz ve bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. İnşallah yapılan yatırımlarla, yapılan şeylerle güzel mesafeler kat edilecek. Amaç bunu sağlamak. Amaç sürekli gelişme, sürekli büyüme. Ve kendini yeterli görmeme. Biz firma olarak hiçbir zaman kendimizi yeterli görmüyoruz. Her zaman gelişime açığız, öğrenmeye açığız. Sorulduğu zaman da 40 fırın ekmek varsa biz 2 fırını yedik, daha 38 fırın daha ekmek yememiz lazım diyoruz. Önemli olan insanların birey olarak, firma olarak, ülke olarak kendini yeterli görmeyip gelişmeye açık olması. Konya'da kurumlar vergisinde ilk 50 arasında yer alan firma, 2016 yılında yeni tesisinde üretim kapasitesini, ihracatını ve istihdamını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıllarda 2016 için hedefimiz ihracatta Türkiye'de ilk 1000 firmanın içine girmek. 2018 yılındaki hedefimiz de ikinci 500'de firmamızın olmasını sağlamak. 2000 yılından beri yatırım teşvik belgesi kullanıyoruz. Geçen yıl Konya'da kurumlar vergisinde 50. sıraya girdik. Hem kendimiz gelişerek, hem çalışanlarımızı, hem tedarikçilerimizi gelişerek güzel bir oluşum içinde olmak istiyoruz. Ve bu anlamda beraber büyümek istiyoruz. Tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla, diğer bize hizmet veren insanlarla. Bu arada müşterilerimizi de büyütmek istiyoruz. Bu konuda güzel mesafeler kat ediyoruz. Yabancı müşterilerinin üretim teknolojilerini görmek için Konya'ya geldiklerini söyleyen Seyit Acar, tesisimiz sürekli olarak denetime hazır konumda bulunuyor diyor. Anadolu insanı mücadele etmek zorunda. Ama son dönemde özellikle Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının artması nedeniyle Konya'mıza da yurt dışından çok yabancı geliyor. Gelen misafirlerimiz imalatın yapıldığı yeri görmek istiyorlar. İmalat süreçlerini incelemek istiyorlar. O şekilde bütün misafirlerimiz her zaman istediğiniz zaman gelebilirsiniz, bizleri denetleyebilirsiniz diyoruz. Misafirlerim geldiği zaman onlar için bir hazırlık yapmıyoruz. Normal imalatımıza rutin olarak devam ediyoruz. İnsanlar alacakları malı, üretildiği yeri görmek istiyorlar. Daha sonrasında firmanın ne olduğunu görmek istiyorlar. Yatırımının ne olduğunu, üretiminin ne olduğunu, süreçlerini nasıl takip ettiğini görmek istiyorlar. Biz de bunları gelen misafirlerimize güzel olarak gezdiriyoruz. İsteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da epey bir mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Evet, Veda Öztürk, ne diyorsun? Sami, ilk bölümde Ar-Ge tasarıma verilen önemi ve marka tesisine önem veriyorum konuşmuştuk. Burada da benim en çok dikkatimi çeken firmanın eğitime çok büyük önem vermesi. Üniversitedeki hocalarla beraber, sektörün öncü isimleriyle beraber her ay Seyit Bey firmalardaki işçilerini düzenli olarak eğitime alıyor. Ve bununla beraber bütün birimler işini en güzel şekilde yapıyor. Bunun sonucunda da tabii kaliteli bir ürün geliyor ve %80 ihraç ediliyor. Evet, Anadolu firmalarının en büyük eksikliği İkinci nesille birlikte bölünmesi. Genç iş adamı Seyit Acar'a göre firmalar bölünmek yerine rekabette ön plana çıkabilmek için gücünü birleştirmeli. Otomotiv sektörünün en büyük fuarı olan Otomanika fuarlarına katıldıklarını belirten Seyit Acar'a göre firmaları yerinde ziyaret etmek ticaret için daha başarılı bir yöntem.
Türkiye'de ve dünyada otomekanika fuarlarına katılıyoruz. Almanya, Dubai ve İstanbul. Şu anda katıldığımız 3 fuar. Ama her geçen gün fuarların geçerliliği kaybolmakta. İnsanlar fuarlara her geçen yıl ziyaretçi sayıları düşmekte. Yerinde müşteri ziyaretleri daha önemli. Müşteri yerinde ziyaret edip pazarı koklayıp pazardan veriler alıp pazara göre satış yapmak çok önemli. Anadolu sanayisinin en büyük artısının kendi yağıyla kavrulmada yattığını belirten Seyit Acar, firmaların gelirine göre borçlanması gerektiğini vurguluyor. Seyit Acar, dolar geliri olmayan firmaların kesinlikle dolarla borçlanmaması gerektiğini belirtiyor. Firma olarak 2013'ün 9. ayı itibariyle hedeflerimizin içindeyiz. Döviz konusuna gelince biz ihracatçı olarak dövizin inip çıkışları olacaktır. Ama firma olarak, KOBİ olarak gelirimize göre borçlanırsak, döviz gelirimiz varsa döviz borçlanırsak sıkıntı çekmeyeceğimize inanıyorum. Bunu Merkez Bankası Başkanı da açıkladı, ekonomistler de açıklıyor. Döviz geliri olmayan döviz borçlanmasın. Firmamızın %80 döviz geliri olmasına rağmen risklerimiz de %20 civarında. Döviz borçlarımız da %20 civarında bir yer teşkil ediyor. Üç kardeşin yönetiminde bulunduğu firmada birlik ve beraberlik ön planda. Seyit Acar'a göre firmalar uluslararası rekabette ön plana çıkabilmek için güçlerini birleştirmeli. Üç kardeş olmamızın sadece firma dışında, firma içinde üç kardeş olayı yok. Herkesin belli sorumlulukları var. Ben firmada genel müdürüm, kardeşlerim genel müdür yardımcıları. Belli sorumlulukları var, fabrika müdürümüz var, bölümlerde müdürlerimiz var. Herkes görevini yapıyor. Herkes belirlenen hedefler doğrultusunda beraber planladığımız hedefler doğrultusunda herkes bölümüyle ilgili işlerine bakıyor. Planlama birliktelik bizim Türklerin veya bizlerin en beceremediğimiz şey beraber olmak, birlikte olmak, ekip çalışması olması. Biz bunu başardığımıza inanıyorum ve bundan sonra daha da devamını gelmesini istiyorum. Yani hep biz firmalarımız parçalanarak yok olup gidiyor. Biz dünyada büyük firmalar birbirleriyle birleşerek güç birliği yaparken biz küçük parçalara bölünerek dağılıyoruz. Birliktelik sağlamak, ekip ruhu, ekip çalışması, bu birlikteliği sağladığın zaman başarılmayacak şey yok. Seyit Acar'a göre başarı için gençlere fırsat verilmeli ve hata yapma imkanı tanınmalı. İnsanlara fırsat verildiği zaman çok güzel şeyler başarıyor. Biz bunu firmada bilakis yaşıyoruz. İnsanlar sorumluluk aldığı zaman güzel şeyler yapıyor ve insanlara güvenmek lazım. Bizim en büyük eksiğimiz özellikle Konya olarak babalarımızın evlatlarına veya daha sonraki gelecek kuşaklara güvenememesi. Güvenmediği için de baba öldüğü zaman firma tuzla buz oluyor, dağılıyor. İnsanlara hata yapma şansı vermek lazım. Acar, başarı kişi odaklı değil, ekiple elde edilir diyor. Firmamızdaki başarı ekip çalışması. Biz sadece lider olarak görevimizi yaptık. Başarı ekibimizin, hata varsa bizlerin. Tabii geçmişte bu yılları bu kadar olacağını hayal etmiyorduk. Ama çalıştıktan sonra, kaliteli ürettikten sonra dünyanın her yerine ürününüzü satabiliyorsunuz. İhracat bizim için çok büyük bir dağdı. Yani aşamayacağımız bir dağdı ama kaliteli ürünler üreterek, müşteri memnuniyeti sağlayarak, uygun fiyatlar vererek, müşteriyi kandırmadan dürüst bir ticaret yaparsanız dünyanın her tarafına mal satma şansınız her zaman var. Evet, Veda Öztürk, Seyit Acar'ın başarısı bütün Türkiye'ye örnek. Gerçekten ikinci neslin devraldığı bayrağı önemli bir noktaya getirdiği çok başarılı örnek bir kurum olarak görüyorum ben Yıldız Pol'u. Çünkü babasılarının kurduğu firmayı, küçük bir atölyeyi 2006 yılında kompresör üretimiyle bugün Türkiye'nin önemli üretim merkezi firmalarından bir tanesi oldu ve ihracatında sektörün en büyük oyuncularından biri haline geldi. Otomotiv sektörünün akciğerlerini üretiyorlar. Aynen öyle. Şimdi kompresör nedir diye baktığımız zaman Sami, insanda akciğer olmadan yaşayamaz. Araçlarda nefes alması için kompresör çok önemli. Kompresör kalitesiz olursa araçta en önemli bir şey frenlerde bir frendir. Fren çalışmaz ve onun da can güvenliği çok önemlidir. Bunun için de çok önemli bir teknolojik yatırım gerekiyor. Yıldız Pol'da bu teknolojik yatırımla beraber bütün kompresörleri aynı kalitede üretip eğitime yatırım yapmış, teknolojiye yatırım yapmış ve sen bahsettin
Seyit Bey de söyledi, kendi markasıyla dünyaya ihracat evet, yapıyor. Evet, bu çok önemli. En çok son olarak da şunu söyleyeyim. Firmanın en büyük dikkatimi çeken özelliği de daha çok üretim yapacağım, daha çok ihracat yapacağım, daha çok istihdam yapacağım diyor. Ve en önemlisi de Sami, o çok hoşuma gitmişti Seyit Bey. Ondan tebrik etmiştim. Daha çok vergi vereceğim diyor. Çünkü Konya'da en çok vergi veren firmalar arasında yer alıyor. Bu özelliğiyle de örnek bir insan kendisi. Veda Öztürk, teşekkür ediyorum.